10. sorumuzda KLMN deney düzenekleri, kurulan deney düzenekleri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Kaplar özdeşmiş. Bakalım 1. L ve M düzenekleri ile hal değiştiren maddelerin ihtiyaç duydukları ısı enerjisinin maddenin kütlesine bağlılığı ispatlanabilir diyor. Arkadaşlar L ve şurada L ve M'ye baktığımızda alkol var ikisinde de. Maddenin cinsi aynı. Özdeş ısıcılar dediği için burada soruda zaten birer tane ısıtıcı kullanılmış. 200 ml alkol, 100 ml alkol var bu kapta da. Kütleler farklı sadece gördüğünüz gibi. Madde miktarları farklı. Dolayısıyla maddenin kütlesine bağlılığı L ve M karşılaştırarak bulunabilir. Çünkü bu tarz araştırma kontrollü deney düzeneklerinde araştırma sorusu ya da hipotez neyi istiyorsa, neyi araştırmak istiyorsak onu farklı tutacağız. Maddenin kütlesine bağlı olup olmadığına bakmak için kütleleri farklı tutmuşuz. Diğer tüm durumlar aynı. Gördüğünüz gibi ikisi de alkol, ısıcılar da aynı, aldıkları ısılar da burada kıyaslanabilir kütleyle. Ki bizim şöyle bir formülümüz vardı. Hemen şuraya yazalım, unutmayalım. Tüm hal değişimleri için geçerli. Q eşittir M. Bu sıvı olduğu için LB diyelim ısı aldıklarından. Buharlaşacaklar çünkü M, LB. Şimdi arkadaşlar burada bu formül bir maddenin LB dediğimiz şey buharlaşma ısısıdır ve her saf maddenin kendine özgüdür, ayırt edici özelliktir. Buharlaşma ısısıyla o maddenin ne kadar kütlesi varsa kütlesini çarptığımızda o toplam, o maddenin toplam o kütlenin hepsinin tamamen buharlaşması için Q dediğimiz alması gereken ısıyı bulmuş oluruz. Dolayısıyla kütleye bağlı ve o maddenin buharlaşma ısısına bağlı. Burada ısı alarak sıvı halden gaz hale geçiş buharlaşma olduğu için. Buharlaşma ısısı da maddeler için ayırt edici özellik. Her maddenin kendine ait, kendine özgüdür. Dolayısıyla kütleyi alınan ısıyla kıyaslamak istiyorsak LB dediğimiz buharlaşma ısılarının aynı olması lazım. Yani maddeler aynı cins olmalı. Gördüğümüz gibi ikisi de alkol olduğu için L ve M'de doğru bir kıyaslama yaparız. Bir doğrudur. 2. K ve L düzenekleriyle hal değiştiren maddelerin ihtiyaç duydukları ısı enerjisinin maddenin cinsine bağlılığı ispatlanabilir diyor. K ve L düzeneklerine bakacak olursak arkadaşlar ikisinde de birer tane ısıtıcı var. İkisi de 200 ml kütleleri aynı. Sadece bakın bunda su, bunda alkol. Yani maddelerin cinsleri farklı. Niye araştırmak istiyorsak onu farklı tutup diğer tüm durumları aynı tutmak zorundaydık. Doğru bir sonuç ulaşmak için bu tarz kontrollü deney sorularında ve farklı tuttuğumuz burada maddenin cinsi bağımsız değişkendi mesela. Kütleleri aynı olduğu için ve aldıkları ısıtıcılar aynı olduğu için bunlar kontrol edilen yani sabit tutulan değişken denebilir. Ortaya çıkan sonuçta aldıkları ısı miktarı olduğu için o da bağımlı değişkendir. Şimdi burada arkadaşlar ısı enerjisinin maddenin cinsine bağlılığını K ve L düzeneklerini seçerek ispatlayabiliriz. 2 numarada doğrudur ki maddenin cinsine göre değişen bir buharlaşma ısıları var. Suyun buharlaşma ısısı farklı, alkolün buharlaşma ısısı farklıdır. Çünkü bunlar farklı cins maddelerdir. Kütleleri aynıdır. Kütle aynı. O yüzden buharlaşma ısıları yani farklı cins maddelerde aldıkları ısıyla nasıl bir orantı var? Bunu buradan çıkarabiliriz. Şu formülü de burada gözümüzün önünde. Üçüncü öncülde diyor ki L ve N düzenekleriyle maddelerin hal değiştirirken farklı miktarda ısı aldıkları ispatlanabilir diyor. Arkadaşlar L ve N düzeneği diyor. Şimdi L ve N düzenine baktığımızda ısıcılar burada bir tane, burada iki tane. Burada alkol kullanılmış, burada su kullanılmış, maddenin cinsleri de farklı. Burada 200 ml, burada 100 ml sıvıların miktarları, kütleleri de farklı. 3 tane farklı durum söz konusuyken biz doğru bir kontrollü deney yapamayız. Bağımlı, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkenlerimizi sağlayamayız. Dolayısıyla doğru bir sonuca ulaşamayız. Bundan dolayı farklı miktarda ısı aldıklarını ispatlayamayız. Bu L ve N'yi seçerek. O yüzden 3 numara yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. 11. sorumuzda özdeş ısıtıcılarla ısıtılan saf maddeler varmış KLM olarak. Başlangıç sıcaklıkları erime sıcaklığı ve kaynama sıcaklığı verilmiştir. Erime noktası ve kaynama noktası da diyebiliriz arkadaşlar sıcaklık yerine ve maddeler için ayırt edici özelliktir. Her saf maddenin erime, kaynama, donma ve yoğuşma sıcaklıkları birbirinden
farklıdır saf maddeleri. Şimdi burada baktığımızda KLM maddeleri 40 dereceye ulaşıncaya kadar ısıtıldığında ifadelerinin hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi öncelikle bunların KLM maddelerinin fiziksel hallerini bulalım. Şimdi 0 derecede erimeye başlayıp sıvı olduğuna göre, 100 derecede de kaynamaya başlayıp sonrasında gaz hale geçtiğine göre K maddesi, eksi 10 derece başlangıç sıcaklığıymış. Demek ki başlangıçta K maddesi arkadaşlar sıfırın altında olduğu için, yani erime sıcaklığından daha düşük olduğu için başlangıç sıcaklığı, bu katı haldedir deriz başlangıçta. L maddesi ise eksi 10'da eriyip de sıvı hale geçmeye başlıyormuş. Eksi 70, eksi 10'dan çok daha düşük bir sıcaklıktır. O yüzden eksi 10'a daha henüz ulaşamamış, katı halden sıvı hale geçememiş, yani eriyememiştir. O zaman eksi 70'de L maddesi de katı fiziksel halde bulunur. M maddesi ise 80 derecede erimeye başlıyormuş. Burada baktığımızda 10 dereceyi değmiş başlangıç sıcaklığı. Dolayısıyla M maddesi de 80 dereceye henüz ulaşmadığı için burada katı haldedir. O zaman erime sıcaklıkları 40 dereceye ulaştırmak isteniyormuş. Öncelikle 40 derece kadar ısıtılıyormuş. Isıtıldı, 40 derece oldu. 40 derece şu arada kalır arkadaşlar K maddesinde. Yani şöyle pardon. Evet, gördüğümüz gibi 40 derece bu aradadır 0 ile 100 arasında. Ve arkadaşlar K maddesi başlangıç sıcaklığından 40 dereceye ulaştığında 0 da geçtiği için bu 40 derece 0 derecede, 0 santigrat derecede erimeye başlamış ve burada sıvı hale gelmiştir. Dolayısıyla burada arkadaşlar gördüğümüz gibi K maddesi sıvı haldedir deriz. Peki hal değişimi bir kere gerçekleşmiş, sıvı halde de kalmış. 100 dereceye ulaşamadığı için, yani kaynama sıcaklığına ulaşamadığı için K maddesi kaynayıp gaz hale geçmemiştir, sıvı haldedir. L maddesi katı haldeydi en başta, eksi 70. Çünkü erime sıcaklığı eksi 10 olduğuna göre daha erime sıcaklığına ulaşamamış ve sıvı hale geçememiştir, eksi 70'te katıdadır. Şimdi peki 40 derece nerede? Burada arkadaşlar, 30'un da sonrasında, yani baktığımızda önce bu madde eksi 10'a ulaşarak sıcaklığını arttırmış, eksi 70'ten eksi 10'a. Eksi 10'a ulaşarak arkadaşlar erimiştir ve sıvı hale geçmiştir. Eksi 10'dan tekrar ısınmaya devam etmiştir. 30 dereceye de ulaşmıştır, kaynamıştır ve dolayısıyla gaz hale geçmiştir. 40 dereceye ulaştığında gaz haldedir L maddemiz. L maddemiz gaz halde olduğu için buraya da gaz yazalım. M maddemiz ise en başta katı demiştik ve 40 dereceye ulaştığında arkadaşlar, 40 derece biliyorsunuz ki 10 ile 80 arasında burada kalıyor ve dolayısıyla yani 80'e ulaşamamış, erime sıcaklığına ulaşamamış K maddesi. O zaman hala K maddesi katı halde olur 40 dereceye ulaşsa da, çünkü erimesi için 80 dereceye ulaşması gerekir. Zaten kaynama sıcaklığına da bu durumda ulaşması mümkün değildir, 240 derece olduğu için kaynama sıcaklığı. O zaman M maddesi katıda kalmış, hal değiştirmemiş. L maddesi önce erime hal değişimi, sonra da kaynama hal değişimini gerçekleştirmiş ve en son olarak 40 derece gaz olarak kalmış. K maddesi ise önce erimiş, gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi 10'dan 0'a çıktığı için sıcaklık ve sonrasında sıvı olarak kalmış, 100'e ulaşamadığı için 40 derece, kaynama sıcaklığına ulaşamadığı için sıvı olarak kalmış. Yani K sıvı, L gaz, M katı son durumda. O zaman tüm maddeler hal değiştirmiştir diyor birinci öncül. Yanlış, çünkü gördüğünüz gibi M maddesi arkadaşlar hal değiştirmemiştir. Burada katıydı ve hala katı olarak kalmıştır. M cisminin ısıtıldıktan sonraki fiziksel hali K cisminin başlangıçtaki fiziksel haliyle aynıdır. M cismi sonunda yine katı kaldığı için ve K cisminin fiziksel hali de başlangıçta katı olduğu için evet aynıdır. 2 numarayı doğru sayabiliriz. Üçüncü öncüle bakacak olursak arkadaşlar, L maddesi ısınırken iki kez sıcaklığı bir süreliğine sabit kalmıştır diyor. Şimdi L maddesi önce erimiş, erime hal değişimini gerçekleştirmiş, sonra kaynamış, kaynama hal değişimini gerçekleştirmiş. Ve ısı alan maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır, hal değişimi boyunca sıcaklıkları artmaz. Aldıkları ısıyı hal değişimi için kullanırlar. Sıcaklıkları sabit kalır. Burada da iki kere hal değiştirmesinden bahsediyor. Sıcaklığın sabit kalması derken iki kez. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 Denizli seçeneğidir.
Unutmadan şunu da ekleyelim. Bu tarz sorularda erime sıcaklığı ve kaynama sıcaklığı bu şekilde sırasıyla verildiği zaman arkadaşlar hangi sıcaklığa ulaştığında katı sıvı gaz hangi fiziksel halde bulunuyor diye sorarsa o bu sıcaklığı ulaşması gereken sıcaklığı erime sıcaklığının öncesine mi yerleştiriyorsunuz normal sıraya göre? Erime ve kaynama sıcaklığı arasına mı yerleştiriyorsunuz yoksa kaynama sıcaklığının sonrasına mı o verilen sıcaklığı yerleştiriyorsunuz? Ona bakmanız lazım. Eğer erime sıcaklığının öncesinde ise katı sırasıyla katı, aradaysa sıvı ve kaynamadan sonraysa gaz fiziksel halindedir o maddeler. Dolayısıyla gördüğünüz gibi erimeden önce ise katı 40 derece, erime ile kaynama arasındaysa bu verilen herhangi bir sıcaklık burada 40'tı mesela 0 ile 100 arasında erime ve kaynama sıcaklığı arasında kal maddenin. O yüzden o madde sıvı olur gördüğünüz gibi burada. Ve eğer ki kaynama sıcaklığından sonraysa verilen sıcaklık ki 40 derece gördüğünüz gibi L maddesinde 30'dan sonra yani kaynama noktasından sonra olduğu için 30'dan sonra 40 gelir biliyoruz ki. Dolayısıyla burada da gaz haldedir. Kaynama sıcaklığından sonraysa sıcaklık da diyebiliriz. Böyle de bu soruları çözebiliriz.